Merhabalar, Filiz Akbıyık ben. Herkese güzel günler diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Evet, bu videoda bahsetmek istediğim konu çoklu kişilik bozukluğu. Çoklu kişilik bozukluğu, psikiyatrlar tarafından tanısı konulan ruhsal rahatsızlık. Çoklu kişilik bozukluğu nasıl meydana gelir? Çocuk yaşta yaşanılan bir veya daha fazla travma sonrasında bir bedenin, bir bünyenin, bir kimliğin içerisinde iki veya daha fazla kişilik barınması çoklu kişilik bozukluğudur. Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan insanlar bunun farkında değildirler. Yakın çevresindekiler de aynı şekilde bunun farkında değildirler. Ve yaşam kaliteleri maalesef kendileriyle beraber yakın ilişkide oldukları insanları da etkiler. Danışanlar, Filiz Hanım, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hayatında biri var. 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır davranışlarına bir türlü anlam veremiyorum. Bir bakıyorum çok iyi, bir bakıyorum canavar, bir bakıyorum çok kötü, bir bakıyorum çok merhametli, masum, agresif, sinirli. Tabii ki de insanın doğası gereği yapısında yer yer sinirlenme, yer yer duygulanma vardır. Mantık ve duygudan oluşuyordur. Ama yüz ifadesine de yansıyan çok masumane, böyle çocuksul bir ifade ya da bir bakmışsın çok agresif, sinirli, canavar gibi bir ifade. Bu kişinin de kendi elinde olan bir durum değil. Diyorlar ki hayatında bulunan insan, erkek kadın fark etmiyor. Hayatında bulunan insanın davranışlarına anlam veremiyorum. Bir bakıyorum çok iyi, bir bakıyorum çok kötü, bir bakıyorum esmiş, gürlemiş, gitmiş hayatından, bir bakıyorum bir anda pat gelmiş gibi gibi. Ve böyle olunca çoklu kişilik bozukluğu yaşayan insanların varsa evlatları, hayatındaki insanlar da etkileniyor. Tedaviye açık olanlar var. Kesinlikle kendisine ruhsal anlamda sıkıntı yaşadığını söylediğinde hayatındaki insanı çıkartıp, cezalandırıp, bunu kabul etmeyip tedaviye açık olmayanlar da var. Onun için ama hani bu durum böyleyken kişiyle beraber, çoklu kişilik bozukluğu yaşayan insanla beraber muhatap olan aile bireyleri ya da arkadaş çevresi, dostluk ilişkilerinde de bu insanların en azından kendilerini bu akımın içerisinde kaptırmadan kurtarmaları gerekiyor. Nasıl kurtarmaları gerekiyor? Bakış açısından. Yani hayatında şimdi bir bireyin annesinde çoklu kişilik bozukluğu var. Annesini atacak mı çöpe? Hayır. Ya da bir bireyin eşi çoklu kişilik bozukluğu atacak mı? Hayır. Aynı şekilde kardeşi olabilir, çoklu kişilik bozukluğu barındıran, ruhsal anlamda sıkıntı yaşayan atacak mı? Hayır. Hani bir tabir var ya, atsan atamazsın, satsan satamazsın diye. Şimdi tabii ki de tedaviye açık değilse çoklu kişilik bozukluğuna insan, hiçbir şekilde güzellikle bile kendisine bunu ibraz edemiyorsa yakın çevresindeki insanlar, yapmaları gereken ne? Kendileri de karşısındaki ruhsal sıkıntıyı yaşayan insanlar etkilenmemek için onu hasta olarak görüp, tabii ki de insan bir şekilde, hani sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir diye bir şarkı var biliyorsunuz. Bir insana bütünüyle sevemiyor olabilirsiniz ama sizi tamamlayan bir tarafı vardır. Sesidir, görselidir, cinselliğidir, maneviyatıdır, cömertliğidir gibi gibi, tipidir, maddiyatıdır, bedensel gücüdür vesaire vesaire. Bir şekilde bir şeyini seversiniz o insanın. Tabii ki de bir şeyini seviyorsunuz diye diğerlerini görmemezlikten gelmek de olmaz. Tabii ki de tutmak istiyorsanız hayatınızda tutun. Ama onu hayatınızda tutarken, yani tedaviye açık olmayan, çoklu kişilik bozukluğu olan birisini de hayatınızda tutarken de kendinizden de geçmeyin yani. Kendinizi de sıkıntıya sokmayın. Onu bütünüyle, evet bu benim hayatımda, ben bu insanı hayatımdan çıkartmak istemiyorum, İyisiyle kötüsüyle ben bu insanı kabulleniyorum diyorsanız, onun yaptığı duygu, durum bozuklukları, yani aşırı verdiği tepkiler
bunları görmezden gelip kendinizi üzmeyerek bu insanı hayatınızda tutun. Yani size bir atar tutar yaptığında ya da bir resim çektiğinde arkasından çok fazla üzülmeyin. Ya da size merhamet boyutuyla çok yaklaştığında da o duygu akımına da kendinizi çok kaptırmayın. Yani aranızda belli bir seviye olsun ve bu şekilde diyaloglarınızı sürdürün. Çünkü yapılacak bir şey yok. En nihayetinde insan evladı sonuçta çocuk yaşta yaşamış olduğu bir travma sonrasında bu kişilik bölünmesini yaşıyor. Benim yıllar öncesinde, bundan 10 yıl öncesinde tanıdığım bir beyefendi bir olayını anlatmıştı. Tabii o dönemlerdeyken de anlıyorsun, onun hayatında etki yaptığını, yaşadığı olayların etki yaptığını anlıyorsun. Ve bedensel olarak da o iniş ve çıkışlarını gördüğünde de yaşamış olduğu olaydan kaynaklandığını anlıyorsun. Çocuk yaştayken salata yiyorduk diyor. Babam salatayı çatalla yemeyip kaşıkla yemeye çalıştığım için kaşıkla elime vurmuştu dedi. Ve babasının silahını eline aldığı için babası çocuğun başını iki bacağının arasına sıkıştırıp saçlarını makasla kesmiş ve bunu anlatmıştı. Bunun kendisinde yara olduğunu, unutamadığını dile getirmişti. Tabii ki de insan hayatı boyunca kaç yıl yaşarsa yaşasın elbette ki ya çok iyi anılarını anlatır ya çok kötü anılarını anlatır. Her şeyin altında tabii ki de bir sebep yatıyor. Yine aynı şekilde annesi babası ayrılan bir çocuk, annesi terk edip gidiyor, babanın şiddetine maruz kalıyor ve kişilik karmaşası yaşıyordu. Bir bakıyorsunuz çok canavar, bir bakıyorsunuz çok merhametli. Hangi kanalda olduğunu kendisi de bilmiyor. Tabii ki de bunların böyle sürekli devam etmemesi için insanların ayılması lazım. Gerçekten yaşam kalitesiz hale geliyor. Danışanlar soruyor, çok çektik diyenler var. Evet, çoklu kişilik bozukluğu olan insanlarla yaşamak çok zor. Etkilenmemek elde değil. Psikolojik olarak iniş çıkışlar tokatlanıyor gibi. Yani sürekli bedensel olarak tokatlanan bir insan modunda ruhunuz tokatlanıyor, beyniniz tokatlanıyor. Onun için çoklu kişilik bozukluğu olan insanlara onların ruhsal sıkıntılarını anlatabilme yolu varsa anlatıp tedavi, psikiyatriler tarafından tedavi olmaları için yönlendirmek lazım. Eğer tedavi açık değillerse sizler de kendinizi, eğer varsa çoklu kişilik bozukluğuna sahip etrafınızda insan varsa kendinizi soyutlayın. Düşünce gücünde soyutlayın, duygusal anlamda soyutlayın. Hayatınızda yer alsa da bedensel olarak, manevi olarak lütfen sizler kendinize dengesizlikler karşısında yormayın. Evet, çoklu kişilik bozukluğu gibi bir dünya kişilik bozukluğu var. Tabiri biraz abartı oldu ama olsun, siz algılayın. Evet, çünkü herkesin parmak izi nasıl farklıysa kimliği, kargaşası, inişleri, çıkışları da farklı. Bir dünya ve bu dünyanın içerisinde kiminle ne ölçüde muhatap olduğumuzu bilmiyoruz. Çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Çünkü nesilden nesile geçiyor. Aile dizimi, kişilerin yaşamış olduğu travmalar ve sonrasında oluşan kişilik bozuklukları ve etrafındaki insanlarla diyalogları sonucunda maalesef yaşam kalitesiz hale geliyor. Onun için kendinize iyi bakın. Benim bugün anlatmak istediğim bu videoda bu kadar. Hoşça kalın.